Dördüncü karşılaşma Fireflux ve Next Rüya arasında oynanacak mücadeleyi sunacak değerli arkadaşlarım gitarist ve Murano. Söz sizde. Uçmamak lazım bunu ve şu anda kaplumbaya başlangıç yapıldı. Suspect'le beraber sen yan yana. Olmaya çalışıyorlar arkaya doğru Titan, geldi. Tenzin üstünde güzel. Hasar doğdurdu. Deriz'de girdi. Elim buradaki pozisyonu geç kalıyor ve Titan. Hem kaplumbağa aldı skorlar aldı. Düşer Alien'da geldi. Düşer. Alien'da burada kesmeyi başaran oyuncu Titan girdi. Tek başına öketler ve Next Rüya buradan 3 skor aldı. Ve kaplumbağa alıp altın farkını yükseltiyor. Chase buraya doğru gelmek isteyecek. Yani Titan rakibin hala ormanda hala bir şeyler istiyor. Bilir. Taşlaşma gelmiş Alien'in üzerine bir de havaya vurdular. Tekrar bir hasar ve yine bir skor, yine bir skor. Bu sefer Zeyş'ten de Alien'ın inmesi bu kaplumbağanın da gidişi anlamına gelecek. Titan Apex'i yakaladı. Kolay bir kill olur mu bilmiyorum. Suspect'le birlikte kovalamaya devam ediyorlar burada ama yavaş yavaş tabii ki kaplumbağa hedefte olduğu için Bay Mavi'nin de gelişi skoru ikinci plana atıyor. Yani Apex orada iki oyuncunun resmen bütün yeteneklerini kaynaklarını aldı ama Titan'ın burada kazandırdığı bir tane de kaplumbağa var ve ikinci kaplumbağa ve Fireflux herhangi bir şekilde varlık gösteremedi. Tienzi farm yapmaya devam ediyor. Angel oyuna dahil olamıyor. Sadece bu ikisiyle beraber varlık gösteriyor. Apex'in canı şu anda üstüne her kurt atlıyor ve bir skor daha kazandırırken. Tienzi burada mor güçlendirmesini aldı. Hızlı bir şekilde geri doğru çıkmaya çalışırken iki kaplumbağayı da kaptırdı. Şu anda hani yapmaları gereken tek şey üstlerinde kalmak, kule altında durmak. Zeyçen içeri doğru girmeye çalıştı. Rosa'yı da düşürmeyi başarıp 6. skoru alıyorlar ve Fireflux 6'ya 1 olurken bir solo geri geliyor. Kule altına doğru Sunshine kaçtı ama Suspect ışınlanmasıyla beraber girip Bay Mavi işbirliğiyle düşürmeyi başarıyorlar ve 7-1. Kuleyi oynar. Kule oynar, dikkatli olması lazım. Burada Suspect'in üzerine doğru geldiler. İstiyorlar burayı. Bay Mavi vurdu, inletmeye çalışıyor. PUT ile beraber tekrar bir destek gelecek şu konumda. Pozisyon 3 denince işte TNZ'nin de şova geldiğini gördük son saniye takım arkadaşlarına. Edilen tecrübe koridoru kulesi var ve burada Zeyçen bir oyuncuyu daha düşürüyor artık. Yani Link iki kere düştü. Bir skor aldı. Yani yakaladığı yerde çok rahat bir yem olabiliyor Next Rüya. Suspect. Suspect istiyor bu arada, kovalarlar. Suspect istiyor. Üst taraftan en ufak bir destek gelirse kovalarlar. Alt tarafta yalnız dikkatini çekmek istiyorum. Elkurt yine atladı. Elkurt yine atladı. Oraya bir bakalım. Susturma ardından Titan için. Adeta bir solo kill. Strofa'dan küçük bir destek aldı. Bir de üstüne mid kulesi geldi. Link'in gidip denemesi lazım. Yok, aynen. Aynen öyle. Apex yaklaşıyor buraya doğru. Suspect büyük ihtimalle orada duvarını kullanabilir. TNZ tekrar bir kendisini gösterdi. Zeyş'ten zaten farkında 10K'ya kadar indirilmiş durumdaydı. Önce bir TNZ kovalayacaklar. Bay Mavi inlettir demiştik. İnletmeye devam etti o da. İkinci skoru Lord alıyor. Bozuldu, Lord bozuldu! Lord bozuldu! 3 kişi taşlaştırdı. Lord birazdan ikinci planda alınabilir. Alien Titan'ı uzaklaştırırken TNZ ile beraber Rosa geliyor. Bay Mavi'den bir skor daha. Rosa Bay Mavi'yi de alacak. O skor yeterli değil onlar için. Strofa midi iterken Sunshine, TNZ, Rosa hala hayatta. İki skor aldılar ve yine de burada Lord'u vermiyorlar. Adammış sersem bitirdi, kolay bir tane kill olacak. Bir susturmanın ardından artık yapılacak bir şey yok. Kimde kalır diye bakıyorum. Kimde kaldı? Kimde kaldı? Aldı mı? Titan Sunshine'ı indiriyor ama Fireflux'ın burada bir tane daha alması lazım. Titan yerde, Alien hayatta, Strofa burada. Suspect'le birlikte kaçmaya çalışıyor, kovalamaya çalışıyor ama bunu yapabilirler mi emin değilim çünkü Lord'un altında bir kez daha savaşmak zorundalar. Üst koridora geldi bile Lord. Rosa inanılmaz bir şekilde kuleyi takladı ve hala içlerindeyken burada Link geldi. Eğer ölürse işler bayağı kötü duruma girer. Çünkü baktığın zaman geliştirilmiş Lord artık oyunda ve Lord'u bait olarak kullanacaklar gibi. Strofa ile beraber Suspect TNZ'yi görür görmez hemen uzaklaştılar ve burada TNZ'nin duvardan düşmesini sağladılar. Şu anda Lord'a rahatlıkla devam edebilirler. Aynen öyle. Girebilecek pozisyonu yok. Bunu biliyorlar. Next Rüya'dan gerçekten güzel ve kaliteli bir oyun. Fireflux da burada ikinci bir kez risk almak istemedi. Şimdi geliştirilmiş tabii ki Lord bu. En tarafından ölüyor. Arka tarafta Zeyçen ultisini de kullandı. Burada bütün dikkati üzerine alan TNZ varken alt koridordan Lord gidiyor. İlerleyecek. Hemen hızlı bir şekilde mavisini çalmaya çalışıyor. TNZ'ye çaldığı ormanlara dönerken siz resmen tutarsınız dedi ve geri doğru çıkarken Suspect burada ışınlanmasıyla beraber gireceğini sinyal vermek geliyor. Arka tarafta Bay Mavi tuttu. Apex'ten muhatap ulti. Doğru rüzgarları kullandı. Terrorist'le içeri giriyor. Alien'ın baskısı Bay Mavi üzerine. Bay Mavi TNZ'yi kullandı. TNZ tam zamanında arkadan döndü ve bütün oyuncuları temizliyor. Strofa üstünde TNZ var. Yanında Rosa'dan destek ve devam derken TNZ yüklü hasar yedi ama Rosa'nın bastığı can hayat kurtardı. Evet.
dayanıyor. FF dayanıyor, direniyor, bir şekilde pes etmiyor. Bu oyun bitmeyecek gibi. Murano altın farkı dakika 9'da 7K'ydı. Devam edildi. TNC aldı mı orayı? TNC Titan'ı neredeyse tek atıyordu. Birazcık risk pozisyon. Rota yanına doğru geldi. Eğer burayı kaybederse Fireflux için oyun bitirdi. Buradan alınması lazım kesinlikle. Alamasalar da işi çıkmaya çalışıyorlar. Zıpladı, hopladı, kaçtı. Takım arkadaşını da adeta ormanda bir geziye çıkarttı bu pozisyonda. Bay Mami sonra meydan ediyor. Apex, Apex bir can yine ama Rosa biz buradan eli boş dönmeyeceğiz mesajını Bay Mavi'nin cesediyle gönderdiğiniz rüyaya. Zeyken arka tarafta gelecek kalacağını çok az ama Rosa'nın can yenilemesi işi bitiriyor. Yine muazzam bir hamle daha geldi. Zeyken keseceğim dedi ama Rosa buna geçit vermiyor. Neler yaşıyoruz, neler yaşıyoruz Rosa, bak Suspect ne oldu bilmiyorum. Işınlanma orada ama Strofa. Arkadaş sana bakar mısın? Sen ne yapıyorsun? Lord alıyor. Kimseye fark ettirmedi. Arka tarafta Alien'le beraber Sunshine gelmeye çalışıyor. Burada Lord bozuldu. Alien fark etti. Strofa'nın üstünde ölümsüzlük var. Suspect'in üstünde ölümsüzlük var ama. Arka tarafta Teriza'dan güzel bir ışık gelirken Merissa Ulf'le beraber yanıt veriyor Strofa. Bütün yeteneklerini kullandıktan sonra ışınlanmasıyla beraber çıkıyor. Arka tarafta Suspect yakalandı. Suspect'in canı az. Ölümsüzlüğünü alabilecekler mi diye girdi. Baktı. TNC ölümsüzlüğünü aldı. Çıkmaya çalışıyor. Mavi ultisini atmadı çünkü ultisi yok. Yani bir vurdu yetmedi, bir vurdu yetmedi. Şimdi değil bu, biz de orada girdik. Alırlar alt kurdu, orada farkındalar rakibin orada olmadığını. İki saniyede gelir. Rakibin orada olmadığını Alien biliyorlar. Alien girdi, yavaşlatmak istiyor bu arada. Alien yavaşlatmak istiyor. Sunshine yere düşebilir. Rosa! Bir çoğu ultisi Strofa'da. Ama Strofa eli boş dönmeyecek. Muazzam oyun. 4K can. Titan Lord bu gitti. Sefer Lord'u indirdi. Suspect ön tarafı tanklayacak. Strofa geri çekilirken artık Lord'la beraber burada çok net çık. Üst koridora, üst koridora bakmamız lazım. Skor geliyor. Bay Mavi yerde. TNZ Rosa ikilisi Angela ile birlikte. Yok yani ediyor. Burada maksimum verimdeler. Ve bu verim ne kadar daha devam edecek bilmiyorum. Her pozisyonu ikisi bir şekilde kurtarıyor veya taşıyor. Yani burada Titan'ın da rakip turuncu güçlendirmeyi aldık ama sen Bay Mavi'nin yokken bu karşılaşmayı bitirmen hiç ama hiç kolay olmayacak. Suspect ulti burada geliyor. Çok önemli. Alien orta koridordaki gelen minyonları şu anda tanklamaya çalışırken Lord'a alt koridorda iki oyuncu tutmaya çalışıyordu. Alien bütün oyuncuları dağıttı. İstiyor. Taşlaştırmasını kullandı. Üç oyuncu tuttu. Apex pozisyon akın. Alien seni kolluyor. Arka taraftan gelen TNC işleri değiştirebilir. Şu anda yüksek hasar geliyor. Canı yenilendi. TNC kılıçlarla beraber dans etmeye devam etti. Titan burada ölümsüzlüğü kaybederken seyircilerin peşinde Apex var. Titan düştü. Burada taşlaştırma geliyor ama CJ'nin hasarı tamamen yetersiz. 4 ve 5 kazandılar bu fight'ı. 4 ve 5 kazandılar. Melissa CJ geliyor yanına. Rosa ultisi gelecek. Bunu hepimiz biliyoruz ama Nexus'un da farkında. Yine bir canlı bir Zekten var. Hayatta kalabilmesi lazım. Alien son saniye girdi. Katletti ve çıktı geriye doğru. Nexus bu hayali güzel başlatmıştı ama Fireflux kolay kolay onlara yar etmeyecek bu galibiyeti. Yani şu anda oyunun gidişatı tamamen değişti. Nexus'la karşılaşmaya muazzam başlamıştı ama. Önemi yok çünkü rakibin nasıl geleceğini biliyorlar. Sunshine dikkatli olması lazım. O az kalsın çalıyor. Bir anda gider gibi oldu. Bir anda ölüm kokuyordu orası. Aynen öyle. Link atlayacak. Burası çok net. Link atlayacak. Ooo gitti. Oyun gider. Nasıl oyun bir anda biter. Bu? Nasıl olabilir 60 saniye? Diyeniz yok. En önemli isim bedava bir lord demek. Yani bedava lordu geçtim. Oyun demek. Gitarist oyun demek. Bu lordu tutmak diğer lordları tutmaktan daha zor olacak. Dakika 23'te olduğumuzu hatırla. Defteri şu anda üst kulesi. Seyçen. Bir 4 V5'te onların bir kez daha atması lazım. Sunshine arkada hazır. Titan yan baskıyı verirken Mitir 3 yerde. Yani iki tane burada T3'leri kaybedildi. Şu anda Rosa minyonları tutmaya çalışıyor ama gelen alt koridordan bir lord var. Alien burada bir şeyler denedi. Yeterli olmadı. Bay Mavi ultisiyle beraber Alien'ı base'e gönderiyor. Taşlaştırmasını kullandı. Zeyçen'in ultisi boşa gitti. Geliyor. Şu anda içeri doğru. Sunshine üstmeyi başardı. Tarçanlar. Kuleyi vurmaya devam ediyorlar. Canan! Nexus'a! Fireflux'ı devirmeyi başarıyor. İnanılmaz bir maçtı. MTC lig sezonunda resmen damga vuran maç diyebileceğimiz tek mücadele.